Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Sadece Türkiye'nin değil, son 3 ayda dünyanın en çok izlenen, tıklanan sosyal mecrası, haber mecraları içerisindeki 23 derece ekranlarına hoş geldiniz. Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programında tekrardan bir aradayız. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla susmadan, korkmadan, alışmadan konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk bırakmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında Türkiye'nin çok nitelikli eğitimcilerle konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bengü Türkoğlu. Sayın Türkoğlu, hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum Şahin Hocam. Çok sağ olun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizden de kamuoyu önünde şu an bizi izleyen milyonlarca 23 derece izleyicisi karşısında özür dilemek istiyorum. Ben çok uzun bir zamandır aslında sizi konuk etmek istiyordum. Maalesef deprem oldu. Evet. Depremden sonra bir seçim süreci geçirdik. Ardından başka problemler araya girdi ama uzunca bir süredir benim takip ettiğim, izlerken gerçekten sosyal medyadan dahi baktığımda ender enerji aldığım, beynimi beslediğim, Türkiye'nin önemli genç akademisyenlerinden birisisiniz. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi bilim insanları var bu ülkede. Önemlisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Diyorum çok hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ben de. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. Derdimiz hepimizin eğitim. Bunu çok güzel dile getiriyorsunuz. İyi ki varsınız. Ben çok mutluyum burada olduğum için. Çok teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte bunun için programımızın adı 25 yıldır, köşemizin adı nerede olursak olalım Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin demeye, dedirtmeye çalışıyoruz. İşte bugün bunun için de bu ülkenin en büyük zenginliği, en önemli kaynağı çocuklar üzerine konuşmaya çalışacağız. Evet. Mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek ama nasıl başlığı altında sizinle konuşmaya çalışacağız. Hocam ben şuna çok inanırım. Ne ki hayaldir o gerçektir ve her şey bir eğitim felsefecisi olmamın ötesinde bir felsefeci olarak zihinde başlar. Her şey bir felsefeci olarak hayal etmekle başlar. Bunun farkındayım. Siz ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocuklarının geleceğine dair kurdukları ortak hayaller hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne hayaller kuruyorlar? Evet, aslında şöyle baktığımız zaman ebeveynler ve eğitimciler olarak ortak noktamız çocukların ne istediklerinin farkına varabilmeleri. Bu çok kıymetli. Şimdi ebeveynlerle ben çok sık bir araya geliyorum. Geldiğim zaman geleceklerine dair ne istiyorsunuz diye sorduğum zaman aileler diyorlar ki anneler, babalar mutlu ve başarılı bireyler olsun. Yani hem mutlu hem başarılı bireyler yetiştirmek sadece aslında ebeveynlerin değil, aynı zamanda biz eğitimcilerin de ortak temennisi. Eğitimciler olarak başarıyı artık salt akademik başarıyı indirgemeden şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Siz açılışınızda bahsettiniz. Türk Milli Eğitiminin aslında genel amaçları doğrultusunda hayat başarısını yakalayan bireyler yetiştirmek çok kıymetli. Yani Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, bunları davranış haline getiren yurttaşlar yetiştirmek. Aynı zamanda bedenen, zihnen, ahlaken, duygu bakımından sağlıklı bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirebilmek. Dünya görüşü, geniş bir dünya görüşüne sahip, bilimsel düşünme gücüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı bireyler yetiştirmek ve en önemlisi de belki ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda bu bireylerin
becerilerini geliştirebilmek, bilgilerini, davranışlarını geliştirebilmek ve onları aslında hayata hazırlayabilmek, bu doğrultuda da mutlu olmalarını sağlayabilmek, açısından topluma katkı sağlayabilecekleri, aynı zamanda kendilerine katkı sağlayabilecekleri bir meslek edinmeleri. İşte bu bence bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan da Türk milletini hep bahsettiğimiz çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı haline getirmek bence çok önemli. Şimdi düşündüğümüz zaman Şahin Hocam, bu amaçlar aslında ne kadar anlamlı değil mi? Aile eğitimiyle başlayan ve sistem içerisinde de okulda devam eden milli duygulara sahip, insani, manevi, kültürel değerleri benimseyen, özümseyen, görev ve ödevlerinin, sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirmek, yaratıcı düşünebilen, tabii bu eğitim sisteminin içerisinde aslında ben bir okul öncesi eğitimcisi olarak çocukların okul öncesi dönemdeki yaratıcı böyle harikalar yaratıyor ama ilkokul 3. 4. sınıftan itibaren çocukların resimlerine bir bakıyoruz. Artık bir doğa resmi dediğimiz zaman o ev, evin yanında bir elma ağacı, ortadan bir nehir akıyor, arkada dağlar, ortada bir güneş. Yaratıcılığı artık bununla sınırlı tutuyoruz. Yetişkin şemalarımızı çocuklara aktarıyoruz. Ben şöyle düşünüyorum Bengi Hocam, bu sözünü ettiğiniz gibi okul öncesinde çok sahada olmaya çalışan birisin ya da böyle sosyal yaşamda o tip çocuklar gördüğümde merak etmeyin az kaldı diyorum okula başlayınca. Onu çok doğru söylüyorsunuz. Peki hocam şunu merak ediyorum. Şimdi sizin bu anlatımınız beni çok heyecanlandıran, belki 21. yüzyıla damga vurmuş en önemli eğitim felsefelerinden bir tanesi eksistansiyalizm, varoluşçuluktur. Varoluşçuların evet. Da aslında yetiştirmek istedikleri insan modeli, tırnak içerisinde konkre insan modeli dedikleri, bütüncül, tüm yönleriyle kendini geliştirebilen bir masanın dört ayağı vardır. Yani salt akademik değildir. Ya da o tanımlamalarınıza şu da beni çok heyecanlandırdı. Aslında belki sanayi devriminden sonra bütün dünyayı çok etkileyen, ulus devletlerin doğuşunda da etkili olan bu Fransız milliyetçiliğiyle beraber yurttaş yetiştirmek ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ile beraber de bir yurttaş yetiştirme politikamız var. Ve bu sizin sözünü ettiğiniz işte eğitimcilerin, ebeveynlerin ortak amacı İyi insan yetiştirmek, iyi yurttaş yetiştirmek vesaire vesaire. Bunu çok uzun uzun bütün boyutlarla konuşabiliriz ki çok önemsiyorum. Sizin açıklamanız benim için çok değerli, çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey var bizim toplumumuzda da ki başlığımız da bu yönüyle önemli. Bir salt başarılı çocuk nasıl yetiştirilir demiyorsunuz. Ben bunu çok önemsiyorum. Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir? Evet. Yani çocuğu çok zeki yetiştirebilirsiniz ama etik değerlerden yoksunsa... Evet. Gayet ahlaksız bir çocuk açığa çıkar. Bu anlamda da aydınlanmanın önemli filozofu Immanuel Kant, insan eğitildikçe insan olabilir diyor. Şimdi mutlu, ki anahtar bir kelime kullanıyorsunuz siz. Hayat başarısı yüksek nesiller, nesil kelimesini özellikle kullanıyorsunuz. Çünkü bizim amacımız düşman, kindar, dindar vesaire bunun hepsinin ötesinde hümanist nesillerde yetiştirmek. Peki hocam. Bir sürü şey saydık. Türk eğitiminin özel amaçları, genel amaçları falan ama maalesef böyle bir tırnak içerisinde topu ortada dolaştırma hali var. Bununla ilgili bu sözün ettiğimiz mutlu, hayat başarısı yüksek nesillerin yetiştirilmesi için kim sorumluluk almalı? Siz mi, ben mi? Kimler sorumluluk almalı? Kimin işi bu? Şimdi mutlu ve başarılı bireyler, mutlu ve başarılı toplumların vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu nedenle de istisnasız toplumun tüm paydaşları ülkemizdeki her çocuğu eşsiz ve nadide bir inci tanesi gibi görmeli ve kendi öz evladımız gibi tüm çocuklarla ilgili sorumluluk almalıyız. Aslında bu görüşü tanımlayacak nitelikte bir Afrika atasözü var. Diyor ki bir çocuk yetiştirmek için koca bir köy gerekir. Bu çok kıymetli bir söz. Bu açıdan çocukla temas eden herkesin çocukla kurulan sağlıklı iletişime dair yeterli bilgi düzeyine sahip olması çok çok kıymetli. Geleceğin yetişkini olan çocukları yetiştirme sorumluluğunu toplum olarak paylaşsak da en önemli sorumluluk aslında gömleğin ilk düğmesini ilikleme sorumluluğunu alan anne ve babalara ait. Çünkü İtalyan filozof Bruno diyor ki gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış gider. Hı hı. Tabii ki ebeveynlerin kazandıramadığı olumlu bir davranışı çocuklara eğitimcilerin kazandırması ya da kazandırabilse bile bunların kalıcı bir davranış değişikliğine yol açması gerçekten oldukça güç. Çünkü örneğin
Arkadaşlar internetle ilgili bir problem olabilir. Kesmeyelim. Bengi hocamın sesi gitti. Yeniden bağlanabilir kesilmişse. Ben devam edeceğim. Ben şimdi size Bengi hocamın cebini veriyorum. Bengi hocamın cebini vereceğim. Kesmeyelim. Programın doğallığını bozmayalım. Ben hemen cebi veriyorum. Bengi hocam geldiniz mi? Geldim. Evet, evet. Bir düştüm geldim. Yok şöyle hocam, şöyle hiç sıkıntı yok. Ben bizim programımız... Bir saniye hocam, ben sizin cebinizi stüdyoya arkadaşlara bir daha atayım her ihtimale karşı. Şunun için bizim programımız gayet tırnak içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu mutfağı kadar doğal olmasa da gayet otantik. Bunun özellik formatımız da bu. En son Bruno'nun verdiği örnek dediniz, ondan sonrası gitti, oradan devam edelim. Tamam, tamamdır. Şöyle söyleyeyim o zaman. İtalyan filozof Bruno'nun söylediği gibi gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış gider. Aslında ebeveynlerin kazandıramadığı bir davranışı çocuklara eğitimcilerin kazandırması ya da kazandırsa bile bu davranışın kalıcı olarak çocuğun edinebilmesi oldukça güç oluyor. Mesela okul öncesi dönem özelinde söyleyecek olursak, örneğin yemeklerden sonra el yıkama alışkanlığını ailede kazanmamış bir çocuk, okulda da bu davranışı öğretmeninin onayını almak için yapıyor ama evde desteklenmediği sürece bu bir kalıcı davranış halini maalesef ki alamıyor. Onun için çocuk yetiştirme konusunda dediğim gibi tüm toplumun, okulun, en başta ailenin, komşuların, akrabaların, herkesin dahli var. Tüm toplum nezdinde mutlu, hayat başarısı yüksek nesiller yetiştirmek için sorumluluk almamız gerekiyor Şahin Hocam. Peki Bengi Hocam, o köy örneğinden bahsettiniz. Bir çocuk yetiştirmek için bir koca bir köy gerekir denir. Onun devamında da aslında şöyle bir şey de eklenebilir. Bana ait bir şey değil ama eğer bir köy o çocuğu yetiştirirken o çocuğa yeterli sevgi ve sıcaklığı veremiyorsa o çocuk ısınabilmek için döner ve o köyü yakar. Evet, evet. Şimdi bu çok önemli. Yani aslında o toplumun köyü daha makro bir toplum olarak algılarsak herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Bazen ben sosyal medyada şöyle bir eleştiri alıyorum. İşte hocam ki ben doğru ya da doğru derim. Yani 10. köy olmak adına gerekirse Türkiye'nin en büyük gazetelerinden de kovalanırım. Çocuğun üstün yararı söz konusuysa. Gerekirse Türkiye'nin siyasetçilerini de eleştiririm. Milli Eğitim Bakanlığı da eleştiririm ama o ahlaki ölçütler içerisinde. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı da bizim, siyasi partiler de bizim. Hepsini bırakın, bu ülke bizim. O yüzden Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin diyoruz. Şuraya getireceğim konuyu. Şöyle bir eleştiri getiriliyor. Hocam sizden daha sert olmanızı bekliyoruz. Arkadaşlar ben siyasetçi değilim. Evet, en büyük siyaset eğitimdir. Ya da Bengi Hocam siyasetçi değil. Herkesin üzerine alması gereken sorumluluklar var. Biz ancak medya olarak değerli hocalarımızın yaptığı çalışmaları daha çok kamuoyunun önüne taşıyabiliriz. Bakın şu an bizi yüz binlerce kişi izliyor 23 derece ekranlarında. Biz hocam gibi Türkiye'nin önemli değerlerini bizim için en önemli olan halkımızla, çocuklarla buluşturuyoruz. Ve şu çok önemli bir şey söylediniz. Galiba çocuklara da şöyle davranmak gerekiyor. Ben bir eğitimci olarak kendi çocuklarıma öğretmeninin nasıl davranmasını istiyorsam kendim de öğrencilerime öyle davranırım diyorum ve şuraya bağlayacağım hocam. Şimdi mutlu ve başarılı çocuklar iki anahtar kavram. Peki şöyle bunun bir prospektüsü, bir reçetesi var mı? Yani mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek için yapmamız gerekenler. Böyle bir liste mevcut mu? Ne yapmak gerekiyor? Şöyle, çocuk yetiştirmek kesinlikle kolay bir iş değil. Dediğimiz gibi bir köy gerekiyor ama mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirme konusunda da ebeveynlere bir reçete vermek elbette ki imkansız. Ama bilimsel çalışmalar ışığında bazı önerilerde bulunabiliyoruz. Çünkü hani şöyle, çocukların her birinin bir parmak izi kadar özel olduğundan hareketle her çocuğu kapsayıcı bir reçete vermemiz elbette ki mümkün değil. Ama ebeveynliğine bilimsel çalışmalar ışığında yön veren ebeveynlerin sayısı da ne yazık ki oldukça sınırlı. Yani ebeveynler aslında ya kendi ebeveynlerinin yaptıklarını yapmakta ya da bir böyle favori trendler var maalesef. O favori trendleri çok fazla ulaşırlar bana ebeveynler sosyal medyadan, böyle yetersiz hisseden, hocam şöyle şöyle oyun önerileri var. Bu mesela bir gün içerisinde kaç saat oyun oynamam gerekiyor? Bir gün içerisinde kaç kitap okumam gerekiyor? Bunun bir reçetesi yok. Çocuğa göre aslında bu. Sizin yani mutlu hissetmeyebilirsiniz.
istemediğiniz, kendinize metazori bir şey yapmayı yaptığınızı hissettiğiniz ve bunu da çocuğunuza aktardığınız bir ortam doğru değil aslında. Sizin de mutlu olduğunuz, çocuğunuzun da mutlu olduğu ve bu sayede ortak bir niteliğin yakalandığı bir zaman diliminin olması çok çok kıymetli. Tabii burada son zamanlarda çocuk yetiştirmeye dair mevcut tavsiyelerin fazlalığı aileler için de böyle kafa karışıklığına yol açıyor. Çünkü net bir fikirleri yok bu konuyla ilgili. Bir konuda da fikirlerimiz net değilse zaten muhtemelen yapacaklarımız da karma karışık oluyor. Bu nedenle ebeveynlerin özellikle çocuk yetiştirme konusunda net düşüncelere, net doğrulara kararlı bir tavra sahip olabilmesi bu noktada çok önemli. Burada da bizim rotamızı aydınlatan şey bilimsel çalışmalar elbette ki. Hocam peki şunu mu anladım ben? Şimdi öncelikle gelişimin en temel ilkesi olan parmak izi dediniz. Her çocuk biriciktir. Bunu evet. Bir kabul etmek gerekiyor. Yani bütün çocuklar için gelen, benim de 6 yaşında bir kızım olduğu için hani evet, yaşamımın amacı ya da işte benim nefes aldığım önemli, yaşamdaki önemli ana paradigmalarımdan bir tanesi. Yani yaşam bağlarımdan bir tanesi. Şunun için söylüyorum. Yani kendi çocuğunuza baktığınızda belki de bir çocuk yetiştirmek olayı böyle de önemli. O zaman başkalarının çocuğuna bakınca da o hassasiyetle bakıyorsunuz. Ama tabii şöyle bir tablo da açığa çıkıyor. Evet, bu alanla ilgili kitaplar var ama o pedagojik yaklaşımı koyamadığınızda ya da çok net bir şey söylediniz en sonunda, tutarlı olmak gerekiyor. Ne kadar kitap okursanız okuyun, nihai noktada siz belli bir sistemin ürünüsünüz. Ya kendi anne babalarınızdan gördüklerinizi uygulamaya çalışıyorsunuz. Belki de o meşhur sınır koyma kitabında olduğu gibi herkes kendi dansını o pistte yapıyor ama farkına varmadan kendi büyüme dansını yapıyor. Bu önemli. Peki nihai noktada şuraya bağladınız. Ben en sonunda programın bitince hep şey derim, bilimle kalın derim. Dediniz ki bilimsel veriler ışığında geliyor. Peki bilimsel veriler ışığında mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek için anne babalar, bizi şu an izleyen yüz binlerce anne baba ne yapmalı? Açıklar mısınız oradan? Onunla toparlayalım isterseniz. Tabii. Şimdi özellikle mükemmeliyetçi tutumu benimseyen ebeveynler mükemmel çocuk yetiştirmenin hayalini kuruyorlar. Yani mutluluk ve başarı aslında böyle mükemmeliyetçi ebeveynlerin bir hayali gibi. Günümüzde ebeveynler için çocukların akademik başarıları artık tek başına yeterli değil. Çocuklarının sporda da, sanatta da, her alanda da aslında çok yetkin olmasını için çabalıyorlar, mücadele ediyorlar. Tabii hayallerini, ebeveynlerinin hayallerini gerçekleştirmeye çalışmak da çocuklar için çok yıpratıcı. Aynı zamanda ebeveynler için de bu çok yıpratıcı. Yani baktığımız zaman bale kursundan resim kursuna, resim kursundan basketbol kursuna, kurslar arasında çocukları sürükleyen, aynı zamanda kendileri de heba olan ebeveynler görüyoruz. Aslında burada ebeveynlerin sorumluluğu çocuklarının ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, yeterli oldukları, geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmaları, günlük yaşamda zorluk yaşadıkları noktalara eğilmeleri. Bunlar çok kıymetli. Aslında Dünya Sağlık Örgütü de bunu çok önemsiyor. Yaşam becerileri kazandırabilmek çocuklara. Nedir yaşam becerileri? Nedir karar efendim? Verme. Karar verme, problem çözme, yaratıcı düşünme, iletişim becerileri, kişiler arası ilişkiler, stresle baş etme, öz farkındalık, empati gibi beceriler aslında bizim çocuklara kazandırmamız gereken yaşam becerileri. Tabii şu da çok önemli. Ebeveynlerin çocuklarının mutluluğu için belki de yapabilecekleri en önemli şey onları sürekli mutlu etmeye çalışmaktan vazgeçmek. Bu da çok önemli. Bir açar mısın hocam burayı? Şunu için söyleyeyim. Şimdi şöyle, ebeveynler bu önemli noktanın farkına vardıkları zaman aslında kendileri için ne kadar zor olursa olsun çocuklarının her dileğini yerine getirmekten vazgeçecekler. Yani çünkü kısa vadede çocuklarının her istediklerini yapan, karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri her türlü zorluğu bir kar küreci ebeveyn olarak açan bireyler aslında gerçekçi olmayan çocuklarının beklentilere sahip olmasına neden oluyorlar. Yaşam bu kadar steril değil, doğru mu anlıyorum? Aslında onu söylemeye, çocuklar adına problem
problemleri çözdüğünüzde tabii gerçek ki hayatın içerisine girdiğinde aslında çok da steril bir hayat bulamayacak. Kesinlikle. Ve dayanıklılığı artmayacak gibi algılıyorum. Evet, çocuklar hayat yolculuklarında hiçbir sıkıntıyla sınanmayacakları yanılgısına düşüyorlar maalesef. Yani öfke, üzüntü, zorluk, hayal kırıklığı, bunlar hayatın içerisinde var olan şeyler ve bunlarla karşılaştıkları zaman aslında mücadele güçleri artıyor. Kırılgan bir çocuk aslında kırılgan bir ergen. Kırılgan ergen, kırılgan bir yetişkin oluyor. Problemlerini çözemeyen bireyler yetiştirmiş oluyoruz. Gerçek dünyanın içerisinde inişler ve çıkışlar var. Ebeveynler olarak da bizim aslında görevlerimiz çocuklarımızın kolay inişlerinde, zorlu çıkışlarında muhakkak makul mesafelerde onlara yakınında olmak. Makul mesafe dediğim nedir? Aslında mutluluklarında ve mücadelelerinde onlara yoldaşlık etmek. Başlarını çevirdikleri zaman bizim orada olduğumuzu bilecek kadar güvende ama kararlarını kendileri alabilecek kadar sağlam bir karaktere sahip olmaları, bir özgüvene, baş etme becerisine sahip olmaları da çok çok kıymetli. Öyle mi Bengi Hocam? Bu hani trafikte güvenli sürüş mesafesi vardır. Evet. Yani, tabii, aslında yaşam bir nevi onun prototipi. Tabii ki. Arkadaşlar belki bir evet biraz uzatacağız. Belki bir program sözü daha alalım hocamdan. Şunun için söylüyorum. Aslında bu sözün ettiğiniz başlıkların hepsi çok detaylı konuşulabilecek evet. başlıklar. Belki hocam lütfettikçe, vakti oldukça ayda bir bu başlıkları da konuşabiliriz. Çünkü ben birincisi Türkiye kamuoyunun doçent doktor Bengü Türkoğlu'nu çok daha yakından tanıması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi çok de bu söylemlerinizden ben şunu da anlıyorum. Evet biz hep eğitim diyoruz. Yani eğitimin pek çok alanını bu programda konuşmaya çalışıyoruz ama bu söylediklerinizden en az çocuklar kadar önce anne babaları eğitmemiz gerektiğini de anlıyorum. Yani kesinlikle. Bu söylediklerinizin hepsi o güvenli sürüş mesafesini anne baba koyacak diyelim. Evet. Oradan devam edelim uygun görürseniz. Tabii ki. Çocuklarımızın aslında hayatlarında karşılaşacakları her zorluğu kolaylaştırmanın ya da her soruna mutlak bir çözüm üretmemizin onların özgüven, esneklik, sorumluluk, sabır, iletişim, ekip çalışması gibi, problem çözme gibi, duygusal dayanıklılık gibi becerilerine de uzun vadede zarar verdiğini muhakkak bilmemiz gerekiyor. Tabii burada çocukların karşılaştıkları sorunları empatiyle, farkındalıkla, düşünerek çözebilmeleri noktasında yardımcı olmak, şefkatli ve anlayışa yönelik eğilimlerle mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmeye çalışmak çok çok önemli. Tabii burada araştırmalar bize şunu söylüyor. Mutluluk ve benlik saygısının birbiriyle çok bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Çocukların yaptıkları her şeyi övmesek de aslında mücadelelerini, çabalarını, uğraşlarını övmek çok önemli. Yani bir çocuk eline bir kalemi alıp da kağıdın üzerine bir şeyler çizdiği zaman harikasın, geleceğin Picasso'su demek yerine onun çabasını övmek, uğraşıyorsun, çabalıyorsun, güzel şeyler çıkıyor, bu nedir gibi çocuğun çabasını övmek çok çok kıymetli. Tabii şu da çok ince bir ayrıntı aslında. Zekalarına ve özellikle çalışmalar bunu söylüyor bize. Zekalarına ve yeteneklerine uygun sonuçlar almazlarsa değerli olmayacaklarına ve yeterli kıymeti görmeyeceklerine inanıyor bazen çocuklar. Ve bu da benlik saygılarına zarar veriyor. Bu nedenle sonuçtan ziyade sürece odaklanmak çocuklar nezdinde salt başarıya değil de aslında başarısızlığın da başarıya dahil olduğunu çocuklara anlatabilmemiz gerekiyor. Çocukların başarısız olmasına izin vermek, zor olsa da başarısızlık azimli olmanın anahtarıdır. Bunu kabul ettirebilmek çocuklara. Ben doğru mu anlıyorum? Aslında başarıya giden yol bir nevi başarısızlıktan da geçiyor. Çocuğun orada kaybetme duygusunu kazanıp ya da yere düşüp tekrardan ayağa kalkması gerekiyor. Doğru mu anlıyorsun? Tabii ki. Doğru. Başarısızlık aslında azimli olmanın anahtarı. Azim ise başarının anahtarı. Yani tekrar ayağa kalkmak için muhakkak düşmemiz gerekiyor. Yere düşüp kalkan çocuk da aslında daha güçlenerek kalkıyor. Çünkü o düşmenin acısını biliyor. Nerelerde hata yaptığını, nerede hata yapmaması gerektiğini biliyor. Aslında çocuklar hayattaki deneyimleri esnasında başarı kadar başarısızlıkla da karşılaşacaklar. Bu çok önemli. Ve başarısızlıklarına izin verdiğimiz sürece çocuklarımız asla başarının kıymetini hissedemeyecek. Yani başarısız olurlarsa eğer başarının kıymetini bilebilecekler. Bu Bengi da çok hocam, önemli. Son bir dakikamız. Son bir de o kadar akıcı ve o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki son bir dakika ama şöyle bunu canlı yayında alalım ki sizi de zora düşürelim. Ayda bir ya da uygun ne zaman uygun olursanız tamam. Siz bize
dönüş yaptığınız andan itibaren belki bu konu başlıklarında ben böyle sizin gibi birkaç tane daha böyle çok örneğin Profesör Doktor Nuray Senem oldu işte. Ben öğrenmeyi onun kitaplarından okumuşumdur. Az sonra zaten alttan yazıyor hocam şu an. Beni evlat bekletmeyin falan diye. Şunun için söylüyorum. Lütfediyor. Değer çok bu ülkenin çok önemli kümülatif birikimlerinden birisi. Her hafta alıyorum örneğin hocamı. Diğer konuklarla beraber. Çünkü bu ülkenin o donanımını bu ülkenin insanlarıyla buluşturmak gerekiyor. Belki sizi de uygunluğunuza göre ayda bir uygun görürüz başlıklarla almak istiyorum. Çünkü biz haftada 7 gün yayın yapıyoruz. Son bir de çık hocam sizin de toparlayalım arkadaşlar bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman mutlu ve başarılı çocuklar ama nasıl bir diyelim buna o zaman bir de ikisi tabii, olsun, tabii, üçü olsun. Tabii. Onur diyelim değerli hocam. Siz lütfederseniz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki şöyle toparlayayım o halde. Tüm ebeveynler çocuklarının başarılı ve mutlu olmasını elbette ki isterler. Ama şunu bir değerlendirmemiz gerekiyor. Başarıyı, mutluluğu nasıl tanımlıyoruz? Çok para kazanmak mı? Prestijli bir kariyer mi? Yoksa mutlu, sağlıklı, topluma olumlu katkı sağlayan bir birey yetiştirmek mi? Çocukları belirli hedeflerden ziyade, akademik hedeflerden ziyade nezaket, şükran, şefkat gibi değerleri göz önünde bulundurarak yetiştirmek aslında onları belirli bir yolu izlemeye zorlamaktan ziyade başarılı olmalarına yardımcı olmaya yardımcı olabilir diyeyim ben. Nobel ödülünün farklı aşamaları var aslında ama bence eğitimle ilgili de bir Nobel ödülü olması gerektiğini ben hep savunurum ve düşünürüm. Toplumumuzda yaptığımız en önemli şey eğitime önem vermek belki de ebeveynler olarak çocuk yetiştirmeye önem vermek. Çocuklarımızı nasıl yetiştirip eğittiğimiz yalnızca onların dönüşeceği insanları değil, yaratacağımız toplumu da belirler. Onun için eğitim vazgeçilmezimizdir diyerek tamamlamak istiyorum. Çok Şahin. Teşekkür ediyorum Doçent Doktor Bengü Türkoğlu katıldığınız için sağ olun var olun. Çok teşekkür ediyorum hocam sağ olun. Rica ediyorum. Şimdi evet sevgili 23 derece izleyicileri hocam eğitimin Nobel ödülü verilmeli dedi. Program bittiğinde bir Google'a girelim. Şunun için aslında önemli bir beynin bu saptama yapması beni mutlu etti. Ben bundan bilmem kaç yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı niye Nobel eğitim ödüllerini vermez diye bir yazı yazmıştım. Ya biz eğitimin başkenti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak eğitimdeki o birikimiyle çok ciddi bir eğitim tarihimiz var. Bunu yapabiliriz diye temellendirmiştim. Hocamın o dediğini de çok önemsiyorum. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen Türkiye'nin değil, dünyanın en çok izlenen haber sitelerinden, haber sosyal mecrası 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini bugün yine önemli bir konuğumla konuştum. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Bengü Türkoğlu ile birlikte mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek ama nasıl demeye çalıştık. Devamı gelecek bu belki bir gibi algılayalım. Türkiye'de eğitimi yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın. Hoşçakalın.